Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere doğumdan sonra kullandığım, gerekli gördüğüm ve memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Tabii ki aralarda olmasa da olur dediğim ürünler de olacak. Size fikir olması açısından böyle bir video çekiyorum. Hazır Azra da uyumuşken sizlerle şöyle karşılıklı biraz muhabbet etmek istedim. Çocuğum uyumuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde uyutamıyoruz. Olmuyor. Dolayısıyla videolarımda biraz aksamalar oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Hazır hemen uyumuşken fırsatı değerlendirip böyle bir video çekmek istedim sizlere. Ürünlerimin hepsini şu anda karşıma koydum. Tek tek bahsedeceğim sizlere de. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Benim şöyle bir göstereyim. Kutum var arkadaşlar. Kuzenimin el emeği yaptığı. Bunun içerisinde günlük kullandığım bütün ürünlerimi koydum. Azra ile birlikte hangi odaya gidiyorsak bu da bizimle beraber geliyor. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Sepet olur, kutu olur. Siz de bunun gibi böyle hangi odaya gidiyorsanız yanınıza toplu bir şekilde götürebilirsiniz. Bu şekilde kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Tek tek hani yanıma almaktansa toplu olarak kullanıyorum. Böyle bir şey tercih ettim. Bunun içerisinde bezi, alt açması, ıslak mendili, pişik kremi, burun aspiratörüne kadar her şey mevcut. Elimin altı şampuanları da var hatta. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Ben bunu tercih etmiştim şampuan olarak arkadaşlar. Memnunum. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermedi Azra'da. Büyük ihtimal bunu kullanmaya devam edeceğim. Değiştirmem diye düşünüyorum. Çok da güzel kokuyor ayrıca. Onun dışında yine aynı markanın bu losyonunu kullanıyorum. Gerçekten bundan aşırı memnunum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Banyodan sonra vücuduna sürüyorum. İnanılmaz güzel böyle. Hem uykusunu getirdiğini düşünüyorum. Hem de güzelce yumuşatıyor vücudunu. Banyo sonrasında da değil, normalde de kullanıyorum vücuduna. Özellikle karnına masaj yaparken de kullanıyorum. Ben memnunum yani. Aynı markanın yine Bedtime yağını almıştım. Fakat Azra'da yağ olduğu için biraz alerjik bir reaksiyon gösterdi. Minik minik kırmızılıklar çıktı vücudunda. Ondan sonra bir daha kullanmadım. Hiçbir şekilde. Zaten öncelikle deneyin demişti doktor. Ondan sonra bir bakın. Eğer ki hani alerjik reaksiyon gösterirse kullanma demişti. Ben de baktım ki olmadı. Şu an kullanmıyorum. Kendime kullanıyorum açıkçası. Birkaç ay sonra tekrar bir deneyeceğim. Ondan sonra duruma göre bakacağım artık. Yine bu ürünün ıslak mendilini kullanıyorum. İnanılmaz memnunum. Ben doğduğu günden beri arkadaşlar ıslak mendilini kullanıyorum. Buna güvendiğim için kullanıyorum ama. Hani saf suyla yapıldığına inandığım için kullanıyorum. Bunu da tavsiye ederim. Şöyle bitmiş, yarım kalmış. Hatta yarımdan daha az kalmış bir pamuk karşınızda. Pamuğu da ıslak mendili temizledikten sonra kurutmak için kullanıyorum. Doğduğundan beri bu şekilde kullandım ben. Kustuğu zaman falan böyle ağız mendilini bulamıyorum. Hemen elimin altında bunu bulup çekip kullanıyorum. Kullanışlı oluyor. İlk 3 ay kullanımı güzel oluyor. Ondan sonra gerek duyulmaz diye düşünüyorum bence yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında pişik önleyici krem olarak da bu ürünü tercih ettim ben. İnanılmaz memnun kaldım. Hatta bitmek üzere gördüğünüz gibi. Doğduğu ilk günden beri kullanıyorum. Herhangi bir alerjik hiçbir şey göstermedi. Aksine kırmızılığı vardı, anında yok etti. Ben aşırı memnun kaldım bu üründen. Onun dışında yine sütümün yağlı olmasından kaynaklı Azra'nın yüzünde kırmızı kırmızı siller çıkmıştı ve doktor bunu önerdi bize ve ben de bu ürünü almak istedim. Bu tamamen yüz kremi arkadaşlar. İnanır mısınız? 2-3 kullanımda geçirdi yüzündeki kızarıklıkları. Denemek amaçlı küçük almıştım. Şimdi bunun büyüğünden almak istiyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu da tavsiye ederim. Zaten bunun ürünleri güzel oluyor. Bir tane tırnak makasımız var. Bu tırnak makasından tavsiye ediyorum. Ben diğerlerinden almıştım böyle çıt çıt olanlardan. Fakat hiç kullanamadım. Onlardan sakın almayın arkadaşlar. Hani el yatkınlığınız yoksa almayın. Eğer ki varsa ondan da kullanabilirsiniz. Benim el yatkınlığım hiç yok bu konuda. Yani kendime hiç güvenemedim ve onunla kesemedim. O yüzden şu şekilde makas olanından aldım. Hatta bunun ucu bilmiyorum görüyor musunuz ama biraz böyle yuvarlak. Gerçekten kesmesi çok kolay oluyor ve çok da rahat oluyor. Bunlardan tavsiye ediyorum. Deneyimsizsiniz, ilk defa anne olacaksınız eğer benim gibi. Bundan tercih edebilirsiniz. Alt açma olarak bundan kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birazcık büyük. O yüzden böyle bazen yarım açarak kullanıyorum. Bazen tam açarak kullanıyorum. O anki duruma göre değişiyor. İlk aylar, şu anki bulunduğumuz aylarda sürekli işte kaka oluyor, çiş oluyor. Bezini açtığınız zaman sürekli dışarıya doğru bir
fışkırma söz konusu. Ondan dolayı sürekli kirleniyor ve atmak durumunda kalıyorum. Sürekli bir sirkülasyon halinde. Fakat 3-4 aydan sonra galiba oturuyormuş bu süreç. Ve ondan sonra artık yavaş yavaş atmamaya başlıyormuşsun. Artık iyice o süreç uzuyormuş. Şu anda ben sürekli atmak durumunda kalıyorum. Ama gene de çok memnunum. Bu bizimle alakalı tabii. Bundan devam edeceğim diye düşünüyorum. Çünkü sürekli kaka ve çiş olan bir kumaşı yıkamak çok zor gelir bana diye düşündüm. O yüzden bundan devam edeceğim arkadaşlar. Bez olarak biliyorsunuz, daha önce de göstermiştim videolarda, bu ürünü kullanıyorum ben. Memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta 2 numaraya geçtik. Gayet güzel. Herhangi bir pişiktir, işte bir kızarıklıktır yapmadı. Sadece 1 numaranın artık sıktığını fark ettim. Ve birkaç kere sızdırdı bezi. Dedim bu küçülmüş, anladım ben dedim. 2 numaraya geçtik ondan sonra. Şu an çok rahat kullanıyoruz yani. Burun aspiratörü arkadaşlar. Biliyorsunuzdur bunu zaten. Şöyle göstereyim. Bir aparatı var. Ucuna başlığını takıyorsunuz ve buradan çekiyorsunuz. Bu manuel olanı. Elektrikli olanı da var ama ben onu az daha çok küçük olduğu için kullanmaya cesaret edemedim açıkçası. O yüzden manuel aldım. Ve ben inanılmaz rahat kullanıyorum bunu. Bilmiyorum hani sizler ne düşünüyorsunuz ama bence çok rahat. Tabii ki ilk haftalarda yaptığım zaman ağlamıyordu. Anlamıyordu çünkü ne olduğunu. Ama artık idrak aşamasına geldiği için ağlamaya başlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Burnu tıkanıyor sonuçta. Zaten hemen 2 saniyede çekiyorum. Her şey geliyor. Şöyle deniz suları var. Bunlardan aldım eczaneden. Şöyle damlatıyorum hemen burnuna ve çekiyorum aspiratörle. Ben çok memnunum. Tavsiye ederim. Ay bu da buradan çıktı. Tavsiye ederim yani bunu. Arkadaşlar bu kiraz çekirdekli gaz giderici kemer. Şöyle göstereyim size. Instagram'da paylaşmıştım ben bunu bir gece. Hatta sabaha karşı diyeyim, gece demeyeyim. Birçok arkadaş sordu bana, mesaj attı. Memnun musun diye. Özellikle bunu söylemek istiyorum sizlere. Şöyle göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Gördüğünüz gibi bu bir kemer. İsterseniz beline bağlayın. İsterseniz çocuk huzursuzsa ve beline bağlatmayı sevmiyorsa şöyle uyuduğu zaman üzerine koyun. O kadar güzel etki ediyor ki. Bizimkisi sıkılgan bir çocuk. Bağlayamadım ben tabii. Şöyle üzerine koydum. Üzerine de battaniyesini örtmüştüm. Ben memnun kaldım. Fakat o kadar çok gaz sancısı yaşadığımız dönemler oldu ki, hala daha var gerçi. Artık böyle çaresiz kaldığım noktada dedim ki ben bunu bir deneyeceğim. Çünkü ben ilk başta denemiştim. Beceremediğimden kaynaklı olarak hiç verim alamadım bu kemerden. Fakat daha sonra ben dedim bunu bir daha deneyeceğim. Şöyle içerisinde bir tane kiraz çekirdeklerinin dolu olduğu kese var. Gördüğünüz gibi. Ve bizde mikrodalga yok. Ben bunu fırına attım. Fırında ısıttım. Gayet de güzel ısınıyor. Hemen tabii ki ısıttıktan sonra kontrol edin. Böyle koyun içine. Çok sıcaksa biraz soğutun, öyle verin. Ama ılıktan bir tık daha sıcak olarak koydum ben. Çünkü çok fazla gaz sancısı vardı. Ve çok rahat etti. Bir iki haftamı kurtardı benim. Çok güzel uykuya dalmasını sağladı. Uykudan uyandığında hala baktım ılık duruyor. Hatta karnı sıcacık. Özellikle üzerinde şey yazıyor kutunun. Masaj yaparak gazı çıkartabilirsiniz yazıyor. Ben masaj yaptım. Çok güzel gazını çıkarmasını sağladı. Fakat iki haftadan sonra bir daha kullanma gereksinimi duymadım. Çünkü çok başka şekillerde hani gaz çıkarmaya devam etti. İhtiyacım olmadı ondan sonra. Ama o iki hafta benim kurtarıcım oldu. Gerçekten zor durumda kalırsanız en azından bir 10 gününüzü kurtarmaya yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben de öyle oldu çünkü. Çok da memnun kaldım bu iki hafta boyunca. Ben tavsiye ediyorum bunu yani. Evet, bunun içerisinde her şeyi gösterdim size. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ben daha önce Baby Me kullanmıştım. Fakat hiç memnun kalmadım. Bu ürünü tavsiye üzerine aldım. İnanır mısınız bu paket hala daha duruyor. Bitiremedim. Çünkü kullanmıyorum. Nasıl kullanmıyorum? Şöyle paketler halinde arkadaşlar. Birer tane var içerisinde. Hangi pet olursa olsun hava almasını engelliyor arkadaşlar. Yani benim canımı çok yaktı. Sürekli böyle temas ettiği için. O yüzden ben belli bir yere kadar kullanabildim. Ama hala daha mesela dışarı çıktığım zamanlarda falan kullanıyorum. O ayrı mevzu. Öncelikle şöyle bir kutu alın, bir deneyin. Tavsiyem size budur. Çünkü benim gibi olanlarınız varsa aranızda hepsini bitiremeyecektir. Böyle birdenbire 2-3 kutu alıp da stok yapmanıza gerek yok. Önce bir deneyin arkadaşlar bunları. İyi ki de ben birkaç tane almamışım, yoksa elimde kalacakmış. Hala duruyor yani ağzına kadar. Gördüğünüz gibi. Hangi pet olursa olsun illaki bir hava aldırmamazlık yapıyor. Bende böyle oldu yani. Bir videomda da bahsetmiştim. Göğüs ucu kremi olarak ben bunu kullanıyorum. Bayağı memnun kaldım. Yani beni inanılmaz rahatlattı bu ürün. Tabii gün geçtikçe artık iyice alışmaya başladım ve seyrek sürmeye başladım. Ama gene de seyrek sürsem de rahatlatıyor beni. Onun dışında arkadaşlar bu göğüs kalkanlarını aldım.
Yine doğumdan sonra araştırıp aldığım ürünlerden bir tanesi bunlar da. Ön kısmı bu şekilde, arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Ön kısmında delikler var, hava almasını sağlıyor taktığınız zaman. Özellikle şöyle yapıyorum. Bunu genellikle gece yatarken kullanıyorum ya da gün içinde eğer ki Azra uyursa uyuduğunda hani hemen takıp birkaç saat dinlenmesini sağlıyorum. Takmadan önce göz ucu kremini sürüyorum. Ardından bunları takıyorum. Aynı zamanda uyurken işte eğer ki sütünüz akarsa buraya toplanıyor. Buradan biberona boşaltıp verebilirsiniz. Bence gayet kullanışlı çünkü bazen gün içerisinde akma oluyor ve tişörtlerinizde işte kıyafetlerinizde iğrenç bir görüntü oluyor ya da iğrenç bir hissiyat oluyor. Yeni mi aktı diyorum, hemen üstümü değiştiriyorum. Gerçekten kötü bir hissiyat. İlk zamanlar özellikle çok fazla akıyor. O yüzden böyle bir kalkan keşfettim ve kullandıktan sonra da çok memnun kaldım. Sadece tek dezavantajı var. Unutuyorsunuz bazen taktığınızı ve eğildiğinizde bu deliklerden su akıyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunların yanında iki tane de kapak göndermişler. Yedek kapak olarak geçiyor bu. Fakat bu yedek kapakların üzerinde delik yok. Delik yoksa nasıl kullanacağız o zaman bunu, onu anlayamadım sadece. Ama neyse, çok da önemli değil, bunları kullanıyorum zaten. Çok fazla yaralarınız varsa tavsiye ederim. Yeni doğum yapacak olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Bu ikisini bir arada kullanabilirsiniz. Yani göğüs pedinden daha çok yararı oldu bana bunların, öyle söyleyeyim. Bunun dışında şöyle bir kulak çubuğu almıştık arkadaşlar. Banyodan sonra kullanıyorum genelde. Şöyle ucu birazcık böyle tombik. Tabii ki kulağın içine kadar sokmuyorum. Sadece kulağının dış kısmını, iç kısmında geniş yerini ki suların emmesini sağlıyorum. Bir daha almam ama yani olmasa da olur. Çünkü müslin örtülerle de hemen böyle kurulayabiliyorum o anda. Çünkü ağlıyor, giyinmek istiyor ya da ne bileyim durmak istemiyor. O şekilde falan hızlı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bununla vakit harcayamıyorum o anda. Bundan iki kutu almıştım. Bitirdikten sonra bir daha almayacağım yani. Biliyorsunuz ki ben bu biberonu kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Anne göğsüne en uygun olan biberon. Memnunum. Ben sağım yaptıktan sonra buzdolabına ya da buzluğa atmıyorum. Hemen buna sağım yapıyorum zaten. Veriyorum arkadaşlar. Hiç korkmadım hani memeden ayrılır mı diye ama ilk bir hastanede korkmuştum, yalan değil. Hatta hemşireyle konuşmuştuk. Hemşire demişti ki biberonun çok güzel, korkma dedi. Ondan sonra korkmadım çünkü ikisini de almaya devam etti. Aslında biraz da sanırım bebekten bebeğe değişiyor bu. Arkadaşlar ben araştırdım. Bunların uçları değişiyormuş. Aydan aya mı değişiyor? Nasıl oluyor? Hiç bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorum olarak aşağıya bırakırsa çok sevinirim. Ona göre hareket edeceğim çünkü. İkinci ayımız bitmek üzere. Ağzını değiştirmem gerekiyor mu? Onu bilmiyorum. Araştırdım ama pek bir bilgi bulamadım. Eğer biliyorsanız, deneyimleyen varsa lütfen bana bilgi verirse çok sevinirim arkadaşlar bu konuyla alakalı. Geldik pompaya. Şöyle bu ürünü kullanıyorum. Ben elektrikli kullanmayı tercih ettim. Aldığımda indirimdeydi zaten. Çift pompa kullanıyorum arkadaşlar. Sadece bir tanesini getirdim size göstermek için. Diğeri içeride. Gayet memnunum bu üründen. Bir sürü masaj çeşidi var içerisinde. İlk başlarda bir göğsümü acıttı. Ama tabii yeni başladığım için, alışkın olmadığım için oldu diye düşünüyorum. Ama ondan sonra öyle bir problem yaşamadım. Tavsiye ederim. Şunu da söyleyeyim. Ayrıca bu pompanın şişesiyle biberonumun şişesinin kapağı uyuyor birbirine. Yani hiç buradan oraya aktarmakla uğraşmıyorum bile. Eyvah, Azra ağlamaya başladı. Evet arkadaşlar, bununla devam edeceğim. Biz bu arada doktor değişikliği yaptık ve bu doktorumuz bana Sealing'i önerdi. Sealing alıp evin içerisinde Azra'yı gezdirebilirsin. Böylelikle göğsünde uyur dedi. Sen de dedi işlerini yapmaya devam edebilirsin dedi. Şöyle bir Sealing aldım. Bu renkte biraz uzun arkadaşlar. O yüzden şu an gösteremiyorum size. Aşırı memnunum. Biraz esnek. Tabii Azra ilk defa oturduğu için böyle bir şeye. Bir önce çocuk adapte olamadı. Biraz ağladı ama benim için çok işe yaradı. Eğer benim gibi bebeği olanlar varsa tavsiye ederim. Evin içinde hani iyi oluyor. Ayrıca dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Hani doktora falan giderken. Biraz karıştırdım ama artık yapacak bir şey yok. Evet, geldik müslin örtüye. Videolardan da anlamışsınızdır artık. Müslin örtü hastasıyım arkadaşlar. Gerçekten elim ayağım oldu. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Siz de bana hep soruyorsunuz müslin örtülerini nereden alıyorsunuz diye. Arkadaşlar Instagram'da bir sayfa keşfettim. Sayfanın adı Baby Muslin Collection ve %100 pamuklu organik kumaşlardan yapılıyor. İnanılmaz güzel modeller var. Renk renk, çeşit çeşit. Ben böyle bir model tercih ettim. Bu renkte. Size de şöyle göstermek istiyorum. Azra'yı banyo yaptırdıktan sonra üzerine sarıyorum. Pusetinin üzerine örtmek için kullanıyorum. Kucağımıza aldığımızda omuzumuza koyuyoruz.
Tabii havalar da ısındı şimdi artık. Battaniye kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu müslini diğerlerinden ayıran özellik iki kat olması. Çift katlı. Şöyle gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çift katlı bir müslin örtü. Ve diğerlerinden daha büyük. Yani diğerlerine göre. Daha büyük ve genişçe. O yüzden benim inanılmaz hoşuma gitti bu model. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Sayfanın linkini videonun altında açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ziyaret edebilirsiniz. Daha bir sürü çeşit çeşit modelleri var çünkü. Tavsiye ediyorum. Şöyle katlayayım tekrardan. Geldik emzirme yastığına. Elim ayağım olan ürünlerden bir tanesi de bu. Evin her yerinde benimle birlikte geziyor diyebilirim. İyi ki almışım, iyi ki kullanıyorum. Azra da o kadar seviyor ki bu yastığı, üzerinde uyumaya bayılıyor. Arabayla bir yere gittiğim zamanlarda da arabada yanımda. Çok çok rahat ettim yani bununla arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Onun dışında reflü yastığına geliyoruz arkadaşlar. Reflü yastığı çok güzel bir ürün. Yine olsa yine alırım. Fakat bir yanlışlık yapmışım ben bunu alırken. Bu yastıkların altında böyle bir destek yastık oluyormuş. Çocuğun kaymasını engellemek için. Azra bundan kayıyor. Ne zaman kalksam çocuk aşağıda. Ve ondan dolayı uyanıyor, ağlıyor. Dolayısıyla pek rahat edemedik biz bununla. Size de tavsiyem yani altına böyle destekli yastıklı olandan alın reflü yastığını. Ama onun dışında gerekli olan bir şey tabii ki de. Şimdi biz ikinci ayımızı deviriyoruz artık. Hani bundan sonra birkaç ay daha kullanırım. Daha sonrasında kullanmam diye düşünüyorum. İdare edeceğiz artık. Yeni alacak olanlar varsa o şekilde alabilirsiniz. Ve banyosunda kullandığım file arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Kenarlarından takılıyor ve içinde köpük var. Özellikle köpük olanı tercih ettim ben. Hani yumuşacık yatsın diye. Çok da güzel. Çok seviyor. Çok beğenerek kullanıyoruz. Ve çok çabuk kuruyor. Öyle kurumamazlık da yapmıyor. Şöyle yanına bağlı olan bir yastığı var. Tabii ki şu anda bu yastığı kullanmıyorum. Biraz daha büyüdükten sonra bu şekilde hani koyup kullanabilirsiniz. Ben memnunum. Bunun da şu anda markasını hatırlamıyorum. Bunun da markasını videonun altına yazarım isterseniz. Bakıp fikir edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ürünlerim bitti. Genel anlamda tabii ki memnun kaldığım ürünler bunların hepsi. Ama keşke mesela göğüs bedeni bu kadar fazla almasaymışım diyorum. İşte bebe yağını hani almasaymışım. Kulak çubuğu da olmasa olurmuş dediğim oldu. Ama onun dışında diğerleri gerçekten sürekli kullandığım, elimin altında olan, özellikle müslin örtü manyağı olan biri olarak yani şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Ve takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.